Evet, herkese merhaba. Şimdi bir tweet attık. Yine aynı tayfa saldırıya geçti. Şimdi aslında haberi paylaşan ben değilim. Serdar Ali Çelikler bir soru sormuş. 3,5 yılda pardon. 3,5 yılda 40 transfer yapılmış. Ve önümüz bu süreç içerisinde hiçbir şey yapamamış. Bir tanesi de diyor ki oradan çıkmış. 3,5 yılda 2 defa şampiyon yapmış, daha ne yapsın? Bir kere Fatih Terim geldiğinde hazır bir takıma geldi, biliyorsunuz. Tudor, medyanın saldırılarını hatırlayın. Medyanın saldırılarını hatırlayın. Bu arada ben de çok aşmadım ama talep istekleri falan varsa konuk olarak nereden bakılıyor onu da bilmiyorum. Bir saniye. Konuşmacılar, istekler, ha buradaymış. İstek atan olursa almaya çalışacağım, becerebilirsek. Neyse, şimdi şuna geleceğim. Kimin kaç transfer yaptığı, ne kadar para harcadığı, Romanya'dan almış oldukları oyuncuya, güya scout çalışmasıyla almış oldukları oyuncuya 6,5 milyon euro vesaire verirken bunlar bizi ilgilendirmez. Bazen olayı farklı yere çekmeye çalışıyorlar. Bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren tek nokta şu: Türk Hava Yolları neden sadece Galatasaray'a sponsor oluyor? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Galatasaray'ın da yönetim kurulu üyesi olan arkadaş bu soruyu yönelttikten sonra neden beni Instagram'dan engelleyip neden Twitter hesabını cevap vermek yerine kapatma gereği duyuyor? Türk Hava Yolları Galatasaray'a sponsorluk için ne kadar verdi? Biz Türk Hava Yolları ile masaya oturduğumuzda bu sezon, geçmiş geçmişte kalmıştır. Geçmişteki başkanın hataları bizi ilgilendirmez. Yeniden anlaşalım, sponsorumuz olun dendiğinde sadece uçak biletinin yarısına, yani kiralanacak olan uçağın yarısını karşılarız, sponsorluk olarak bu şekilde bedel öderiz diyen Türk Hava Yolları sorgusuz sualsiz mi diyelim? Neden sadece Galatasaray'a sponsor oluyor ve neden kamuoyuna Türk Hava Yolları'nın Galatasaray'a sponsorluk sonrası verecek olduğu ücreti açıklamıyor? Biz bir vatandaş olarak sadece bunu öğrenmek istiyoruz. Bir futbol sever olarak, bir taraftar olarak bunu öğrenmek istiyoruz. Bu sorunun cevabını irdeliyoruz. Bizi Galatasaray'ın kaç transfer yaptığı ilgilendirmez. Elbette ki ilgilendirmez. Ama medyada Gezal'a talip olduklarında, bakın ben bunu bir yöneticiden öğrendim, net bilgidir, bizim Fernandes'e falan talip olduğumuz yoktu. Durup dururken Rozier ve Gezal'a talip olunuyor. Rozier ben Beşiktaş'ın çocuğuyum diyor, önünü kesiyor onların. Gezal için medyada günlerce %99 Galatasaray'da diye haber yaptılar. Gezal Fatih Terim'i çok seviyor. Onun ne zaman bir araya geldilerse, ne zaman arkadaş oldularsa bilmiyorum, ne zaman çalıştılar. Ama Gezal Fatih Terim'i çok seviyormuş. Bundan dolayı Gezal Galatasaray'ı istemiş. %99'da Gezal Galatasaray'da diye günlerce haber yapanlar, Gezal Rozier gibi net çizgisini, tavrını koyduktan sonra Beşiktaş'ı tercih edince, ki en başından beri zaten o belli bir şeydi. Şampiyonlar Ligi var. Kariyerini tekrar kazanmış Beşiktaş'ta. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Daha düşük ücretlere Beşiktaş'ı tercih edince, bakın dikkat edin, tırnak içerisinde söylüyorum, Galatasaray Gezal'ı yüksek maliyetinden dolayı istemedi, transferden vazgeçti demiyorlar. Fatih Terim Gezal'ı istemedi diye haber yapıyorlar. Bir saniye.
Bu takımın sahibi Fatih Terim mi? Yani bizim derdimiz bir takım medya mensupları. Çıkın, doğruları konuşun. Korkmayın diyoruz. Ama burada bize geçen birkaç gün önce yapılan kumpasta iki tane, birisi 25 yıllık gazeteci olduğunu iddia eden, diğeri de 30 yıldır gazeteci olduğunu iddia eden arkadaşlar gazetecilik mesleğine ihanet edercesine olayın astarını araştırmadan soytarılar, hokkabazlar, kaç para aldınız yönetimden, taraftarcılık oynuyorsunuz diyen esas kendisi hokkabaz ve soytarı olanlar o kumpasa çanak tuttular. O kumpasa çanak tutan hesapları çok iyi biliyoruz ve yarın düğmeye basıyoruz inşallah. Kimlerin fake hesapları var? Kimler kimlerle işbirliği tutuyor? Nasıl organize oluyorlar? Nasıl sıfırdan açılmış bir hesap 20-21'de mi 20-11'de ilk attığı tweet 2 saat içerisinde 200 bin görüntülenmeye ulaşıyor. Bunların hepsi inşallah yargı önünde, hukuk önünde hesap verecekler. Hepsi ortaya çıkacak. İstiyorlar ki sana ne Galatasaray'dan? İstiyorlar ki konuşmayalım, susalım. Bana ne Galatasaray'dan? Beni ne ilgilendirir? Evet ilgilendirmez. Ama Türk Hava Yolları'nın olmuş olduğu sponsorda bakın beni tehdit ediyorlar. Hala tehdit ediyorlar. Telefonlar, aramalar, hakaretler, işte önünü keseceğiz demeler, yok karanlıkta sıkıştıracağız bilmem bir şey demeler. Kardeşim siz kimsiniz? Siz kimsiniz mafyacılık oynuyorsunuz burada? Galatasaraylı o illegal bahis sitesi reklamı alanlara sesleniyorum buradan. Biz Büyük Beşiktaş ailesi olarak hep birlikte başkanından yöneticisine, teknik adamına, Sergen Yalçın ve ekibine, futbolcusuna sezon başında hiç favori gösterilmezken, favorilerin arasında yokken belki de tarihi şampiyonluklardan bir tanesini elde ettik. Bakın hala saldırılar devam ediyor. Oradan bir tanesi çıkıyor. İşte sanki 10 puanla şampiyon olmuşlar gibi seviniyorlar, bilmem bir şey yapıyorlar diyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Biz büyük bir mücadele verdi. Büyük Beşiktaş ailesi camia olarak çok büyük bir mücadele verdi ve bu mücadelenin karşılığını şerefiyle, hakkıyla şampiyonluk elde etti ve biliyoruz ki Şenol Güneş'le birlikte iki sezon üst üste şampiyonluk elde ettikten sonra çok büyük saldırılara uğradık. Özellikle malum medya tarafından. Önümüzdeki sezonun da geçmişten almış olduğumuz tecrübeyle nasıl bir saldırıyla karşılaşabileceğimizi az çok herhalde herkes tahmin edebiliyordur. Ve daha sezon başlamadan bunlar hızla saldırılarına devam ediyorlar. Ve başladılar daha doğrusu. Bundan dolayı biz Beşiktaş camiası olarak bakın oradan birisi yazmış. Ordu'da ona da cevap vermiş olalım. Sormuş. Her şeyde tweet atmış olmayalım. İşte bunlar sosyal medyada tanınıyorlar. Tribüncüler bunları bilmez. İşte döverler, ederler. Bunlar bak devlet hastanesinde çalışıyorsunuz. Bir de oraya geldim konuştum diyor. Ben bilmiyorum orada 100 küsür kişi vardı. Konuştuk mu konuşmadık mı? Konuştuklarımız arasında o da var mıydı? Benim orada sorduğum soru şuydu. Arkadaşlar Twitter yıkılıyor. Hanginiz Twitter kullanmıyorsunuz? Hanginiz Instagram kullanmıyorsunuz? Bu soruyu sordum. Bu soruyu nereye çekiyor? Yani tribüncü mü var aranızda falan gibi bir soru sorulmadı ki. Bakın burada defalarca söyledik. Bir kez daha söyleyelim. Tribüncüler, işte Optik Başkanımız 38 yaşında rahmetli oldu ve bugün ölüm yıl dönümünde bu şekilde anılıyorsa eğer demek ki çok büyük bu camiada iz bırakmış demektir, değil mi? Çok büyük bir insan. Tribüncülerimiz tıpkı Optik Başkanımız gibi birçok fedakarlık göstermiş.
Beşiktaş aşkı için deplasmanlara gitmiş. Belki cebinde parası yoktu. Çorba bile yemeden aç karnına gidip gelmiş. İçerideki bütün maçları izlemeye çalışmışlar. Deplasmanlara gitmişler. Bunların Beşiktaş'ımızı her yerde temsil etmişler. Bunların emeklerinin ödenemeyeceğini, sırtımızda taşısak az bile gelir dediğimizi defalarca söyledik. Keza derneklerimiz birçok faaliyetlerde bulunuyorlar. Çalışıyorlar, çabalıyorlar, emek veriyorlar. Gittik, gözlerimize şahit olduk. Anlattılar. Anadolu şehirlerinde neler yapmak istediklerini, gençlere Beşiktaş aşkını verebilmek için nasıl kurslar, okullar açtıklarını kendi ceplerinden anlattılar. Beşiktaş için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatıyorlar. İşte başkanıdır, yöneticisidir. Hep herkes amatör ruhla çalışmaya çalışırken burada birileri çıkıp ocu bucu şucu diyerek Beşiktaş'ı bölmeye çalışanlara sesleniyorum. Mardin'de Beşiktaş şampiyon olduğu ertesi gün bir tane kardeşimiz parası olmadığı için, Beşiktaş bayrağı alamadığı için kartal yuvası poşetini asan kardeşimizi unutmayın. Hiç kimse kimseden daha fazla Beşiktaşlı olduğunu iddia edemez. Hepimiz, milyonlarca Beşiktaşlı taraftarı, hepsi aynıdır, eşittir. Ve herkesin elinden geldiğince kalbiyle, yüreğiyle Beşiktaş'a kattıkları ortadadır, sorgulanamaz. Tribüncüleri de çok önemli, değerdir. Dernekçileri de ve milyonlarca taraftarının her biri de. Lütfen bölücülük yapmayın ki, bak bugün o devlet hastanesinde çalışan ordulu arkadaşa sesleniyorum. Lütfen bölücülük yapmayın ki, haddiniz olmayan konulara girmeyin ki, Beşiktaş taraftarımız tribüncüsüyle, derneğiyle, yönetimiyle, taraftarıyla bir olarak devam etsin. Bizler yapılan yanlışlara yanlış demeye devam edelim. Keza, bak bir tane arkadaşımız mesaj attı bana. Hani ismini verip vermeyeceğini söylemedi. Bir maç çıkışı sakat kaldım diyor. Ömür boyu, yani kaç seneden beridir belki de bunun şeyini yaşayacak, sıkıntısını yaşayacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir tane Beşiktaş var. Beşiktaş'ın haricindeki her şey çok şey değil. Hepimiz elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Şeyimiz kadar, yani verebildiğimiz kadar, elimizden geldiğince. Hiç kimsenin, yani şahsı, kendi adıma söyleyeyim. Benim kendi adıma şöyledir, böyledir, işte şunu yaptık, bunu yaptık diye ki, ya biz normal taraftarız diyoruz. Her seferinde söylüyoruz bunu. Her seferinde söylüyoruz. Ve biz ne yaptıysak, zaten Beşiktaş ne yaptıysa hep birlikte yapmıştır. Ve inşallah, bakın ben tekrar kendi adıma söylüyorum. Önümüzdeki sezonda şampiyon olacağız inşallah. Olacaksak da birlik, beraberlik içerisinde. Çünkü Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir. Son haftalarda bize neler yapıldığını unutmayalım lütfen. Hataylı oyuncudan tutun, nasıl algılar yaptıklarını, nasıl mücadele ettiğimizi. Şampiyon olduğumuz sezon 10 penaltıyla şampiyon olurken 2 gol avarajla geride bıraktığımız takım geçen sezon 18 penaltı kullandı. Bu kısır döngüyü yok etmemiz gerekiyor. Yok etmek için de sesimizin daha gür çıkması gerekiyor. Bizler burada tehditler alırken, hakaretler alırken, aşağılamalar alırken, en ufak bir sorgulamada kumpaslar kurulurken, yani sesini kes, konuşma şeklinde aba altından sopa gösterilirken, bakın burada kumpas. Kumpası 2 saatte ispatladık. Yarın da yargıya taşınacak. Ama birçoğumuz şunu atlıyoruz. Twitter kullanmayanlar var değil mi? Türkiye'de.
Twitter kullanan kullanmayana WhatsApp'tan gönderiyor. Gördünüz mü? Bülent Uslu yönetimden para almış. 200 bin dolar, 350 bin dolar artık kaç paraysa. Bir yerde 200 bin dolar yazmış, bir yerde 350 bin dolar. 350 bin dolar diyelim. 2,5 milyon TL para. O WhatsApp'tan attı. Bu 2 saat sonra ispatlandıktan sonra WhatsApp'tan attığı arkadaşına, aa bu olay öyle değilmiş, kumpasmış, ispatlandı diye ikinci bir dönüş yapmıyor. O Twitter kullanmayan kişi Bülent Uslu'yu para aldı diye beyninin köşesine yazdı. İşte adam böyle bir şeyle uğraşıyoruz, kumpaslarla uğraşıyoruz. Hep birlikte uğraşıyoruz. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Yani o yüzden bir olalım inşallah. Bunlara asla müsamaha göstermeyelim. Hep birlikte içimizde bölünmeyelim. Bazı arkadaşlarımız da işte bugün Ordulu arkadaşımızın yaptığı gibi lütfen paylaşımlarına dikkat etsin. Kimseyi galeyana getirmeye çalışmasın. Orada 15 yaşındaki de tribüncü kardeşlerimiz var. 20 yaşında da 50 yaşında da yıllardır bu işe gönül verenler var. Bizi böyle rakipmiş gibi göstermesin. Biz her zaman söylüyoruz. Biz sadece Beşiktaş taraftarıyız. Günahıyla sevabıyla hatalarımız varsa biz zaten burada özür dilemesinde biliriz. Hatalı olduğumuz yerlerde ama algı yapmak, olayı başka yerlere çekmek çok daha farklı olaylar. Bir Beşiktaşlı'ya yakışmaz. Bir Beşiktaşlı Beşiktaşlı'nın ayıbını örter. Bir Beşiktaşlı Beşiktaşlı'nın ayıbını ortalara dökmez. Rakiplere fırsat vermez diyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar.